Sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar, 2-8 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet yeni yılın ilk haftasındayız. Geçtiğimiz hafta sonu bir yeni ay doğdu Oğlak Burcu'nda. Sizin için kuşkusuz önemli bir yeni ay. Bu hafta boyunca ayın ışığı büyüdükçe yeni ay etkilerini de hissetmeye başlayabilirsiniz. Özellikle ilişkileriniz, sözleşmesi, ilişkileriniz, evlilik, işbirliği, ortaklık gibi konuların gündemde olduğu bir dönemdeyiz ve Ocak ayı içerisinde de en fazla bunlara odaklanabilirsiniz. Evet, bu haftanın ilk gününde pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren ay balık burcuna geçecek. Ayın geçişleri kuşkusuz sizin duygusal halinizi, motivasyonlarınızı çok etkiliyor. Ay balık burcuna geçince siz de biraz daha hevesli ve iyimser olabilirsiniz. Özellikle yeni konular, farklı kültürlerle ilgili her türlü konu, medya, yayıncılık, basınla ilgili işler, seyahat gibi konulara odaklanmanız, uluslararası alanda yapılacak her türlü faaliyetle ilgilenmeniz mümkün. İletişim açısından oldukça yoğun enerjiler var. Ay'la beraber Neptün ve Mars da balık burcunda hafta boyunca ve Venüs de ayın 3'ünden itibaren balık burcuna geçecek. Yani sizin 9. ev konularınız oldukça hareketleniyor. Bu anlamda bu alanlarda çok aktif olabilirsiniz bu dönemde. İletişimle ilgili konularda işiniz bunlarla bağlantılıysa yoğun gündem oluşabilir. Basın ve yayıncılıkla ilgili, bilişim sektörüyle ilgili işler, sosyal işler, yabancılarla ilgili her türlü iş ve bunlarla bağlantılı seyahatler yoğunlaşabilir. Eğitimle ilgili kişisel gelişim gibi seminerler, workshoplar, bunlarla ilgili konular da yoğunlaşabilir ve bunlara da zaman ayırabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, çarşambadan itibaren Ay Koç burcuna geçiyor. Biraz daha böyle görev ve sorumluluklara odaklanmanız mümkün. Merkür retrosunda devam ettiğini unutmayın. Bu anlamda Perşembe ve Cuma günü Ay Koç geçişinde biraz böyle ilişki içerisinde olduğunuz kişiler, iş ortağınız olabilir, üstünüz, patronunuz, amiriniz olabilir ya da özellikle özel hayatınızdaki önemli bir figür olabilir, ebeveyniniz olabilir. Onlarla ilişkilerde bazı çatışmalar, yanlış anlaşılmalar yaşamanız mümkün veya bazı geçmişten gelen konuların tekrar tekrar önünüze gelmesi, bunları çözümlemek zorunda kalmanız mümkün. Aslında çözümlemek için de iyi bir dönem. Bu Merkür retrosunu belki de böyle çok köklü bir sorununuzu, bir türlü çözemediğiniz geçmişten gelen bir sorunu tekrar ele alıp, bütünüyle ele alıp değiştirmek, dönüştürmek için de değerlendirebilirsiniz. Özellikle bunlar işle bağlantılı bir ilişkinizde olabilir sevgili yengeçler. Hafta sonundaysa Ay Boğa burcunda. Daha rahat enerjiler var. Sosyalleşme ihtiyacınız artacak. Arkadaşlara zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız ortamlara dahil olabilir. Zevk aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. İştahınız biraz artacak. Güzel ortamlarda, kalabalıklar arasında yemek davetlerine katılabilirsiniz. Bu anlamda biraz masraf da yapmanız mümkün görünüyor ama son derecede eğleneceksiniz ve dinleneceksiniz sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.